İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Maksudun mabudundur. Evliya-i kiramdan büyük alim bir zattır. Mektubat kitabında şöyle buyurmaktadır: bilin ki insanları yarattı Cenab-ı Hak ki onun sevgisini kazansınlar muhakkak. Nefsinin arzusunun peşinden koşan bizler, bu gafletli halimiz daha ne kadar sürer? Aklımız başımıza ne zaman alacağız ve ne zamana kadar gaflette kalacağız? Nefis ile şeytanı sevindirmekteyiz hep. Daha ne vakte kadar devam eder bu acep? Bu dünya lezzetleri nefsin arzularıdır. Onlar da hep zararlı, haram ve günahlardır. Rızayı ilahiye kavuşmaya tek mani, bu nefsi emmarenin arzularıdır yani. Nefsin bu arzuları tükenmez, bitmez asla. Hepsi aleyhimize isteklerdir hülasa. Maksudun, mabudundur atasözü meşhurdur. Nefsine uyan kimse bulamaz rahat huzur. Başka bir mektubunda buyurdu ki, elemler takdir-i ilahiyle insana gelmekteler. Hepsinden razı olmak ve sabretmek gerektir. Bize düşen Allah'tan afiyet istemektir. Bir şey beklememeli şu aciz mahlukattan, her şeyi bilmelidir Allahü Teala'dan. Dertlerden, elemlerden kurtulabilmek için çok istiğfar etmesi lazım gelir kişinin. Rabbimizin takdiri, iradesi olmadan hiç kimse hiç kimseye veremez zarar ziyan. Bunun ile beraber sebeplere yapışmak peygamberler yoludur. Gerektir böyle olmak. Yani kul sebeplere teşebbüs etmelidir. Lakin tesirlerini Allah'tan bilmelidir. Mesela ateş yakar, su söndürür ateşi. Yalnız Hak Teâlâ'dır yaratan her bir işi. Aç olan yer ve doyar, su içip kanar insan. Yine Hak Teâlâ'dır bu şeyleri yaratan. Bu gibi sebepleri kullanmayıp bir kişi eğer zarar görürse günah olur o işi. Ahiret işlerinde tevekkül yapmak olmaz. Çalışmak emrolundu. Bunlar da bize esas. Yani her emredilen işleri yapmalıdır. Allah'ın kereminden ümitli olmalıdır. Emirlere sarılıp yasaklardan sakınmak kulluk vazifemizdir. Yapmalıyız muhakkak. Müslüman az yemeli ve az uyumalıdır. Lakin bu ibadete mani olmamalıdır. Namazda hasıl olan manevi lezzet ve tat hariçteki hallerden üstündür, hem de kat kat. Namazları zevk ile kılmaya çalışınız. Evvel vaktinde kılıp sona bırakmayınız. Tadil-i erkanına ederek tam riayet, cemaatle kılmaya ediniz hem de gayret. Hadiste buyuruldu, her namaz esnasında kalkar bütün perdeler,
Rab'le kul arasında. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerden ve Evliya-i Keram'dan olan Vehhab bin Vert rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükût edip konuşmamaktır buyuruyor Vehhab bin Vert rahmetullahi teala aleyh. Biz ne yapacağız şimdi? Biz çok konuşacağız değil mi? Evet. Hani bir hoca göndermiş ya talebesini, nasıl buldun diye sorunca çok geveze demiş. Babasının ismiyle beraber söyle. Adını sordum, babasıyla söyledi. Yani bu kadar dikkat edilmesi gereken bir şeyse. Çünkü öyle buyuruyor. Ağızdan çıkan her kelimenin hesabı var. Ama biz kendi düşüncemize ve hareketimize göre söylemiyoruz, konuşmuyoruz. Kendi isteğimizle yapmıyoruz. İnşallah Teala Cenab-ı Hak affeder. İnşallah. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. İyi günler. Buyurun. Hocam ben Muş'tan arıyorum. Eşim beyinden damar tıkanıklığından tedavi gördü. Şu anda psikolojik bende bir sıkıntı var. Biz sürekli sizi dinliyoruz, namazımızı da kılıyoruz. Bu ölüm korkusundan dolayı eşim sürekli tedirgin, ölme korkusu var. Bununla ne yapabiliriz hocam? Bir tavsiyeniz var mı? Bunu soracaktım. Peki efendim. Başka sorum yok hocam, teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var, buyurunuz efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Cumanız mübarek olsun. Aynısı. Benim o zaman iki sorum olacaktı. Şimdi efendim bir takım kişiler çıkıyorlar ve diyorlar ki işte sen ne anlarsın Allah'tan, sen ne anlarsın kitaptan, peygamberden. Sonuçta bizim elimizde herhangi bir ölçü, metre yok. Yani insanların inançlarını ölçemeyiz o zaman. Sonuçta ibadet Allah'la bu arasındadır. Doğru mu hocam? Dinliyoruz efendim sizi. Evet. Hani onu söyleyen de devleti yöneten kişi çıkıyor. Diyor ki işte efendim bir kişiye işte sen Alevi'sin, sen ne anlarsın işte dinden minden. Sonra bazıları çıkıyor. Diyor ki efendim kadın evde otursun, işte dışarı çıkmasın. Yani dinimizde öyle şeylerin olmadığını ben düşünüyorum. Ayrıca hocam o sans oyunlar var. Mesela iddia falan filan. Onların ben kaldırılmasını istiyorum. Çünkü devlet eliyle kumar oynatıldığını ben düşünüyorum. Yani bunun hem dinimizde de zaten günah olduğunu biliyorum ben. Eğer yalnız evet bilmiyorsam. Yani peki teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz. Alo. Buyurun. İyi günler. Ben miyim? Evet buyurun. İyi günler. Hocam benim ben Hanefi mezhebindeyim hocam. Kere emzirdim hocam. Çocuğum var. Onlar ayrı bir memlekete gittiler. Ben de hani ayrı bir memleketteyim şu anda. Yani hiç 18 yaşında şu an. Yani hiç şimdiye kadar hiç görüşmedim. Sadece 2 gün önce onu arayıp buldum. Biraz içime sıkıntı girdi. Ondan sonra yani hiç ona hiçbir şeyini biz öğretemedik şimdiye kadar hani. Biz sorumlu muyuz yoksa kendi annesi babası mı sorumlu hocam? Kendi annesi babası sorumlu, sizin değil. Ha, ben yine de şey yaptım, adresini aldım, yine ona kitap yolladım hocam. İyi etmişsin. Ha, yine de böyle içimde bir şey kaldı da böyle korku, acaba günahları hani bize de yazıldı mı yok diye biraz. Ha. Peki efendim. Bir de hocam sütten mesela bir anne sütten kesileli 6-7 yıl olmuş olsa hani öylesine bir çocuğu emzirse süt gelir mi acaba? Bir de bunu soracaktım hocam. Peki bir de birisine efendim namaz kılıyor musun diye sorsan o da kılmıyorum ama cumaları gidiyorum dese kılmıyorum dediğinde bir şey olur mu hocam? Hani onun tehlikeli bir sözü olur mu kılmıyorum dediğinde? Peki efendim. Bir de hocam birisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı hani peygamber olduğunu zannetmiş hani ama hata olduğunu anladı sonra. Bunda bir tehlike var mıdır hocam? Tövbe etmesi lazım mı?
Bu kadar hocam. Peki hocam, efendim. Hocam, dua istiyorum sizden hocam. Allah tabi ki cansal etmesin, hidayet versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun efendim. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz. Tabii ilk dinleyicimize gelmeden önce Atallah Bey inan etti. Mustafa Bey ameliyat oldu, hasta yatıyor dedi. Bugün çıktı geldi maşallah. Sonra, iyileştikten sonra ilan etmiş. Hiç ya, değil mi? Atallah Bey. Hayır, gelesin diye ilan etti herhalde değil mi? Herhalde ondan çağırdı yani. Gelsin artık, iyileşti. Niye yatıp duruyor demek istedi herhalde. Nazlanıyor mu falan diye düşündü herhalde. Şey, benim başıma da gelmişti. Ben bir sürü demeyim, ameliyat olmuştum falan. O da yani herhalde bir şey. Ya Allah Allah, yani oturamıyorsun. Öyle bir durum, öyle bir hassas bir nokta. Hatta bir zihaba da kapıldım. Dedim artık bundan sonra ben oturamayacağım herhalde. Hep böyle ayaktan duracağım falan filan. O gün ne oldu bilmiyorum. Hemen abiler aradı. Allah'a doğru devam edersin. Ne yapıyorsun sen dedin. Kem küm. Oturamıyorum. Halk işine gitti artık dediler. O gün bir arkadaşın evine gittim, oturdum. Allah Allah dedim. Fakat ertesi gün de işe gittiydi. Kalk dediler, ne yatıp duruyorsun, git işine. Evet, yatmak da sıkıyor zaten bir yerden sonra. Evet, geçmiş olsun Cenab-ı Hak hayırlarına, hayırlı şifana ihsan eylesin. Şimdi şeyde, kitaplarda anlatılıyor. Din büyükler de buyurmuşlar. Bir insan yani bir hastalık geçirdiği zaman veya da aynı şekilde mesela deprem, böyle korku, ölümle karşı karşıya geldiği zaman, buna benzer hastalık olduğu zaman, ameliyat olduğu zaman günahları silkelenir buyuruluyor. İşte, siz şimdi silkelendiniz. Hatta ne hikmetse işte şeyde, bizim sayfada, Dinim İslam'da çalışan bir arkadaşımız daha vardı, Mustafa Topçu. Evet. O da Mustafa. Peş peşe girdiniz yani Mustafa'lar. O da ameliyat oldu. Onun beyninde bir ur vardı. Evet, bayağı zordu. Dinleyicilerimizden de dua isteyelim. Aha. Onunki biraz daha ağır tabii. Biraz ağır. Ama şu anda çarşamba günü ameliyat oldu. Gözünü açtı. İyi. Allah-u Teala hayırlı, hayırlı şifalar ihsan etsin. Hatta daha önce Türkiye Gazetesi'nin yaz işleri müdürlüğünü falan da yapmıştı. Uzun süre ihlasla çalıştı. Bayağı yaşı var bir abimiz de, Mehmet Çetin abimiz de. O da şu anda yoğun bakımda. Dolayısıyla Allah-u Teala hayırlı hal nasip etsin onlara da. Tabii şu anda bizim duyduklarımız veyahut da ulaşabildiklerimiz, bugün de Cuma, bizim dinleyicilerimizden böyle hasta olanlar varsa, yakınlar varsa, Allah-u Teala onların hastalıklarına da hayırlı şifalar ihsan etsin. Sıkıntılı olanların sıkıntılarını gidersin. Borçlu olanlar varsa Cenab-ı Hak eda etmek nasip etsin. İş arayanlar varsa Cenab-ı Hak iş nasip etsin. Eş arayan varsa eş nasip etsin. Ne diyeyim? Amin. Daha ne olsun? Allah Teala hepimizi her zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah Teala. Bir arkadaşa dedim, namaz kılarken kendim hani dizlerimi falan, bacaklarımı daha hafif hissediyorum, böyle çabuk ayağa kalkıyorum falan dedim. Herhalde kilo vermişim dedim. O da dedi ki yok dedi, günahların ağırlığı gitmiştir. O dedim, çok güzel. Hani ben öyle demedim ama inşallah Teala. Dolayısıyla şey de var. Süleyman Mücezzi Hazretleri'nin, işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o İslam Ahlak kitabının son bölümüne koymuşlar onu, Eyyühel Veled kitabını, ey oğul ilmi halini, orada geçiyor. Bir hadis-i şeriften naklediyor mübarek zat, müminin ayağına diken bassa günahlarına kefaret olur. Yalnız, orada bir ifade var. Hastalık, dert, bela günahları götürmez. Sabredilirse buyuruyor. Evet. Sabredirse. O kayıtta geçiyor. Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin. İnşallah Teala hastalarımıza şifa ihsan etsin. Eceli gelenler de iman selameti versin inşallah Teala. Şimdi bu dinleyicimiz de hanım dedi, beyin tıkanıklığı sebebiyle böyle bir damar tıkanıklığı oldu. İşte ameliyat oldu dedi galiba. Evet. Ondan sonra da bir endişeye kapıldı dedi. Hani bu hastalık beni götürür. Efendim, hastalıkların bugün çaresiz olanı mesela kanser. Ondan sonra AIDS falan diyorlar işte. Ne Ebola mı? Ebola mı? Ebola. Ebola diyorlar. Efendim, bunların hiçbirisi insanı öldürmez. Kuduz mikrobu da öldürmez. Vere mikrobu da öldürmez. Diyeceksiniz ki efendim çok kesin söylüyorsunuz. Evet. Çünkü bunlar Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmışlar. Onların söylediği ayetiken ve hadis-i şeriften, yani Rabbimizin bildirdiği hükümleri bize açıklıyorlar. Kesin ve nettir onların bildirdikleri. Kanser öldürmez adamı. Efendim kalp krizi. Kalp krizi de öldürmez. Peki ne bunlar? Ha, bunlar sadece vesiledir. Bir kimsenin eceli kanser sebebiyle gelecekse,
Nitekim geçesene mi veksene mi Amerika'da adam bütün hayatını kansere karşı, doktor da bu. Yani neler kanser yapıyor, bunları hayatına çıkarmış. Ona göre dizayn etmiş hayatını. Ve bu adam kanserden öldü. Kanserden öldü. Çünkü ezelde bunun ecelinin gelme şekli kanser şekliyle. Mesela adam kalp krizi geçiriyor. Hemen ambulans geliyor. Ambulans takla atıyor. Kazada gitti adam. Hatırlar mısın bizim bir Mustafa Kıbrıslı abimiz vardı. Evet. Bayağı kiloluydu. Yani bir, son zamanlarda iki kişi tutup kaldırıyordu falan. Herkes diyordu ki bu işte kalp krizinden gider. Ve hatta işte bilmem... fazla yaşamaz bu. Şekerden gider. Şekerden gider, tansiyondan gider falan filan. Kazada vefat etti. Gezerken. Trafik kazası gibi. İran'da hem de vefat etti. Dolayısıyla bir kimsenin, hatta bir arkadaşın birisi hastalanıyor. O da korkuyor bu dinleyicimiz gibi. Endişeye kapılıyor. Hemen abiler bir vesileyle uğramışlar, ziyaret etmişler. Onun endişesini görünce merak etme demişler. Senin ecelin bu şekilde gelmeyecek. Yani bu hastalık sebebiyle değil, merak etme demiş. Başka bir sebepten, başka bir zaman diliminde vefat ediyor arkadaş. Yani efendim benim başıma bu şey geldi, bu beni götürür. Bu dinleyicimiz de şu anda bizi dinliyorsa endişe etmesin. Endişe etmesin. Ölümü hatırlamak güzeldir. Allah-u Teala'nın böyle bir dert ve bela vermesi de aynı şekilde o kulu için bir merhamettir. Ne için? Allah demesi için. Ne için? Estağfurullah demesi için. Çünkü yaptığımız, söylediğimiz, ettiklerimizin mutlaka bedeli var. Bunun hesabı var. Allah-u Teala kendisine iman eden kullarına dünyada dert, bela, sıkıntı vermek suretiyle kendini hatırlatıyor. Bana dönün, benden isteyin buyuruyor. Mesela şeyde zaman zaman anlatıyoruz bu Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevahidün Nübüvvet diye bir kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile onu yayınladılar. Hakikat kitabının kitapları içerisindedir o. Mesela orada bu zat Eshab-ı Kiram'dan bazılarının hayatlarından kesitler almışlar. Orada anlatılıyor. Mesela bakıyorsun, ya Rabbi diyor gözümü kapat, kapatıyor, kapanıyor gözü. Ya Rabbi gözümü aç diyor, açıyor. Ya Rabbi diyor susadım, Allah-u Teala su ihsan ediyor. Acıktım diyor. Ya bir kelime söylüyor falan. Mesela bir harpte Cüdeyr isminde radıyallahu anh Eshab-ı Kiram'dan bir zat sefere gidiyorlar. Ya onun azığını vermeyi unutmuşlar. O da geride kalmış. Çölde aç, susuz. İşte bir dua okumaya başlıyor. Şevahid-i Nübüvvet'te var o. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Gidin, git Habibime söyle. O Cüleyr kulumun azığını hemen göndersinler. Çünkü onun o söylediği o tevhid sebebiyle, o tesbihat sebebiyle yer gök nurla doldu diye. Melekler bile görüyor mu? Nasıl söylüyorlar, nasıl yapıyorlar? Hemen alelacele aynı şekilde koşturup şey yapıyorlar falan. Peygamber Efendimiz'e bildirince yetiştirin onun azığını diye. O mübarek de ya Rabbi hani Resulullah'ın haberi oldu veya olmadı. Ben de acıktım. O da başlıyor işte gönlüne gelen o tesbihatı söylemeye. Söyledikçe arkasına da diyormuş ki bu ne güzel söz, arkasına da söylüyorum. Yer gök nurla dolmuş. Allah-u Teala haberdar. Şimdi onlar da insan Mustafa Bey. Şimdi diyoruz ki biz efendim biz işte ya Rabbi diyoruz ama bir şey oluyor. Olmuyor. Ama o ağız, o kalp onda var. O ağız, o kalp onda var. Elini açıyor, Allah-u Teala kulum diye hemen onlarınkine imdad ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizlere dert, bela, musibet vermek suretiyle kendine çevirmek, kendine döndürmek istiyor. Beni hatırlayın diyor. Şimdi bu dinleyicimiz ne yapsın? Bu halden kurtulabilmek için otursun. Estağfurullah min kül ma kerhallah. Estağfurullah min kül ma kerhallah. Bugün cuma, 100 defa istiğfar okusun. 100 defa salavat-ı şerif okusun. 100 defa la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim okusun. Sonra bir Fatiha, 3 ihlas. Başında sonunda 3 salavat-ı şerif okusun. Peygamber Efendimiz, bütün peygamberler, hatta silsile-i aliye diye bilinen, evlerinde varsa tam İlmi Hasad-ı Tebedi kitabı, orada büyük alimler diye bir şiir var. O şiiri okusun. Bu okuduklarından hasıl olan sevabı orada isimleri geçenler ruhlarına hediye ettim. Bunların hatır ve hürmetine ya Rabbi ben de böyle bir hal hasıl oldu. Beni ferahlandır. Hakkında hayırlısını ver diye dua etsin. Biiznillah Teala ferahlığa çıkar ve bu halden de aynı şekilde kurtulur mu? Kurtulur. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İmanın ve İslam'ın şartları.
Her Müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri, imanın ve İslam'ın şartlarıdır. Kısaca aktarmak gerekirse, imanın şartları şunlardır. 1. Allah'a inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi altıdır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam binefsihi. Vücut var olmak. Kıdem, varlığının öncesi olmamak. Beka, varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak. Vahdaniyet, ortağı, benzeri olmamak. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeyinde hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bi nefsihi, varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfat-ı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyor ise de insanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İslam'ın şartları ise kısaca şunlardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3. Zekat vermek. 4. Oruç tutmak. 5. Hacca gitmek.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz, işte böyle karşılaştınız bazen, sen ne anlarsın dinden imandan falan diyorlar dedi. Derler, piyasada herkes fabrikasyon değil. Herkes aynı şeyi söyler. İşte bazısı işte kadın evde otursun der. Biz de küçükken derlerdi, herkesin ağzı torba diye ki üzesin diye. Herkesin ağzı torba değil. Peki niçin herkes rastgele konuşur? İnsanların yüzü dünyaya dönük, ahirete dönük değil. Yani şu, ben öleceğim, ölünce bu yaptıklarımı, söylediklerimin hesabını vereceğim diye söyleyen değil bakın. Kitaplarda hasreten belirtiliyor, söyleyen değil, biz de söylüyoruz. Bunu kalbine inen, hücrelerine indiren kimse, işte yayına girmeden önce bir söz naklettik ve hep Vert Hazretleri'den bir söz naklettik. Hikmetin, ibadetin 19'u susmaktır diyor. 19'u susmaktır buyuruyor. Dolayısıyla o zaman insanlar rastgele konuşamaz, rastgele söyleyemez söylediğini. Niye? Başında polis mi? Yok, polisle alakası yok artık onun. O kendi hesabını kendi görüyor. Kendi hesabını kendi görüyor. Kul hakkı fanasını üzdüm mü? Bu sözümden dolayı incindi mi? Bu yaptığım ona zarar verdi mi? Onları düşünür, onlarla helallaşır. Allah-u Teala'ya karşı sorumluluklarım, onlarda eksiklik var mı? Telafi ettim mi, edemedim mi? Onları düşünür. Ve zaten Ehl-i Sünnet alimlerde buyuruyor ki, bir kimse kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olunca başkalarında hata ve kusur göremez. Onları tabiri caizse melek gibi, yani günahsız görür. Evet. Kendinden üstün görür. Kendinden üstün görür. Hal böyle olunca bu kimseden hep iyilik sudur eder. Onu bunu incitecek veya şey yapacak bir söz söylemez ki. Söz söyleyemez ki. Efendim işte dinin emirleri ve yasakları. Dinin emir ve yasakları da Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından öğrenilir. Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmez. Hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki lazım olan bilgileri Allah-u Teala bu alimleri yaratmış. Onlar da bir ömür harcamışlar ve netice itibariyle bizim önümüze koymuşlar. Mesela niye biz sık sık Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı kitaplar diyoruz? Çünkü yüz binlerce kitap var. Bunların içerisinde benim derdime deva olan nedir, ne değildir ben bilemem ki. Allah-u Teala bu asırda bu zatı yaratmış, göndermiş. Hocasını da göndermiş Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Hocası aynı şekilde rehberlik ediyor. Şu ömrüm diyor, hocamdan dinlediklerimin senetlerini aramakla geçti buyuruyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ve lazım olacakların hepsini toparlamış. Zaten ahir zamandasın. Biz bu kitap dili okumakta aciz davranıyoruz, okuyamıyoruz. Nerede kaldı ki o kitabın içerisinde kitapları bulacaksın da okuyacaksın da kendi lazım olanını bulacaksın da falan. Hatta misal vermişler kendileri. Bir kimse kendisine kendi doktoru olması, yani ilacını teşhis edecek, ondan sonra veyahut da gidecek, eczaneye girecek, rastgele aynı şekilde ilaçların hepsini alacak, kullanmaya kalkacak. Alerji yapar, aksi tesir yapar buyuruyor. Ve bu aksi tesir neticesinde ölüme bile götürür. Onun için de lazım olanları Ehl-i Sünnet alimleri çıkarmışlar, almışlar. Bunun için efendim şu bunu dedi, bu bunu dedi değil. Aç Saadet-i Tebedi kitabını, orada zaten aynı şekilde naklediliyor. Açarsın bakarsın, ha, dinimiz bu konuda ne buyurmuş böyle, ben böyle inandım. Sen öyle demişsin, öbürsü böyle demiş, beni ilgilendirmez. Yoksa öbür türlü, sen niye böyle diyorsun, sen niye böyle... Dinleyicimiz başkalarını beğenmediği konuda aynı hataya kendisi de düşüyor. Tabii kendisi diyor de ki düşüyor. Bence diyor bu böyle. Ha, benceyle senceyle bu iş olmaz. Ona daldım mıydı? Devam eder gider. Bu işte tartışma programları olur ya, bana göre benim düşündüğüm dedi miydi? Kibirdir, enaniyettir. Bir kriter olması lazım. Bir ölçü olması lazım elimizde. O da var. Var. Oraya bakacağız. İşte devlet eliyle kumar oynatılıyor falan filan. Hani ben dedi böyle düşünüyorum falan. Senin düşünmen benim düşünmem değil. Kumarın haram olduğu zaten kitaplarda aynı şekilde bildirilmiş. Ha, yaşadığın ülkenin şartları. O Osmanlı dönemindeydi. Osmanlı döneminde olsa zaten aynı şekilde bundan hiçbirisi olmazdı. İslamiyet'in bildirdiği hükümle onlar işte amel ediyorlardı. Şimdi öyle değil. Senin kurduğun devleti yıkmışlar adamlar. Getirmişler zoraki olarak sana da aynı şekilde belli bir sistem, belli bir rejim kabul ettirmişler. Kabul etmek mecburiyetinde kalsın. Çünkü Allah-u Teala verdiği nimetin kıymeti bilinmemiş. Bilinmeyince de Cenab-ı Hak almış. Kafirler de başımıza musallat etmiş. Hal böyle olunca zaten Ehl-i Sünnet alimleri böyle zamanlarda bile nasıl hareket edileceğini bildiriliyor. Dinini öğrenirsin. Yani Allah-u Teala'ya karşı aynı şekilde günah işlemesin. Onların emirlerini yaparsın, yasaklarını. Ve içinde yaşadığın ülkenin kanunlarına uyarsın. Suç işlemesin.
Ehl-i sünnet talimlerine güzel ölçü bildirmiş, gerisine karışma. Gelelim efendim, son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi ki, benim dedim bir süt çocuğum var. Bunlar dedi, tamam süt verdim ama ayrı bir memlekete gittiler. Şu anda 18 yaşında çocuk. Benim dedi, yani süt annesi olmam sebebiyle onun herhangi, ona karşı bir mesuliyetim falan var mı? Yok. Anne baba gibi değil, öz anne baba gibi değil. Yani ahirette bu süt annesine sen buna dinini niçin öğretmedin diye sormayacaklar. Annesine babasına soracaklar. Süt anne ondan sorumlu değil. Ama hani süt verdi, netice itibariyle o da süt çocuğu oldu. Ona emr-i marufta bulunmak, kitap göndermek elbette iyi olur. Sadece bu kendi süt çocuğuna değil, insan tabii yakınlarından başlaması tavsiye ediliyor. Yakından başlaması elbette ki iyidir. Bütün insanlara karşı öyle davranmamız gerekiyor. Zaten şimdi mesela Ehl-i Sünnet talimleri kitaplar oldu. Mevcut Hakikat Kitabı'nın yayınladığı kitaplardan herkesin haline, durumuna uygun olanı. Namaz bilmiyorum aslında, namaz kitabı, namaz kitabı var zaten. Efendim işte bu işte mezhepsizliği, selefiliği, zındıklı bunlar kimdir, ne değildir falan, faydalı bir yere kitabını okursun. Efendim Şiilik falan filan, Hak Sözü Vesikalar kitabını okursun. Efendim ben böyle kötü huyları falan şey yapıyorum, İslam Ahlak kitabını okursun. Yani hepsi var. Ve bu kitapların içerisinde hani hepsinden toplamış tamim al-Sattibi diye. Ve efendim ben kalbimi aynı şekilde temizlemek istemiyorum, istiyorum falan. İstiyorsan da mektubat oku. Yani ortada hepsi mevcut. Allah Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah Teala. Efendim birisi dedi ki özür dilerim. Ona geçmeden önce bir suali daha var dinleyicimizin. Sütten kesilmiş dedi. 5-6 ay olmuş dedi. Bir anne çocuğunu sütten kesmiş. Sütü yok. Bu kadına süt gelir mi gelmez mi? Efendim fıkıh kitaplarında böyle cali bir dikkat ifadelere rastladığım çok oldu. İlmihal kitaplarında mesela Saadet-i Ebedi'de çok rastladım. Allah Allah dedim ya, bu insanın başına gelir. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi almış. İşte Gürer'de bu konuda veyahut da Mülteka'da, İbn-i Abidin'de, Dürül Muhtar'da böyle nakiller yapıyor. Dedim ya, temel kitaplardan nakiller alıyorlar. İnsanın başına gelir dediğim her şey başıma geldi benim. Ve orada bir ifade daha. Daha işte buluğ çağına yeni girmiş bir kız çocuğundan da süt gelir mi gelmez mi? Sütü olur mu olmaz mı? Bu süt emni olur mu? Evlenmemiş bir şey olmamış yani. Buraya girmiş girmemiş o civarda yani. Çocuk doğurmamış. Süt gelir mi gelmez mi? Meğer istisnası varmış bunlar Mustafa Bey ya. Gelebilirmiş yani. Gelebilirmiş yani. Gelebilirmiş. Şimdi süt kesildiği halde de süt gelebilirmiş. Efendim aise olduğu halde çocuk dünyaya getirebilir miymiş? Getirebilirmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk hanımı, İshak Aleyhisselam'ın da annesi. Yani yaşlandıydı kadıncağız. Hatta dedi benim çocuğum mu olur? Çünkü Hazreti Sare ile İbrahim Aleyhisselam'ın evlenmesini kendi istedi. Ama ondan da çocuk dünyaya gelince kadın Halet-i Ruhiyesi dedi bunu buradan götür. Ona gerek kalmadı artık gibi bir şey oldu yani. Ama sonra Cenab-ı Hak ona da İshak Aleyhisselam'ı ihsan etti. Ondan da İshak Aleyhisselam dünyaya geldi. Ha dedi benim çocuğum olur mu? Olur tabii. Çocuğum olur. Oldu da. Oldu da. Dolayısıyla tabii kitapları okuyunca şu hükümle karşılaşıyorsun. Her genel hükmün istisnası her zaman bulunur. Olmaz öyle şey deme. Olmaz öyle şey deme. Şimdi bir hemen abi de anlatıyordu da bir adam böyle ukalalık yapıyormuş. İşte olur böyle şey, olmaz öyle şey falan filan. Hanım bir oyun oynamış buna. Bunlar çiftçilik yapıyor. Adam tarlayı sürmeye gidecek. Ondan önce gitmiş o süreceği yerlere, bir yerlerden balık şey yapmış, o toprağın altına gömmüş onları. Adam ertesi gün gidiyor. Tarlayı sürerken tabii ki bakıyor ki balıklar çıkıyor. Toplamış getirmiş. Nereden buldun bunu? Toprağın altında. Demişti balığın altında. Toprağın altında balık olur mu ya? Olmaz falan. Adam diyor ki ya hakikaten öyle oldu. Sabahla sürerken öyle çıktı falan. Bunu aynı şekilde demişler bu aklını şey yaptı falan. Tımarhaneye götürecekler. Hanımı gitmiş her şeye itiraz ediyordum. Olur mu olmaz mı?
Anladım diyor. Olur. Olabilir. 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 Birisi getirip koyar olur. Cenab-ı Hak dilerse o da yaratır. O ayrı bir mesele de. Onun için hemen durup dururken bu iş olmaz dememeli. Dolayısıyla çocuğu olmayan bir kadından süt gelebilirmiş. Tabi bu neyle alakalı? O zaman işte bu müştehit alimler bunları bildirirken yani bunlar anatomiyle iyi biliyorlar. Hormonal şeyler bunlar. Evet. Çok iyi biliyorlar. Olabilir mi? Evet olabilirmiş. Olabilirmiş. Yani süt gelebilir mi? Gelebilir. Hatta ailesi olan bir kadından bile gelebilir. Yani yaşlanmış. O anda Cenab-ı Hak. Kadın süt anne olur mu bu durumda? Tabii süt anne olur. İşte onu anlatıyorlar zaten. Süt meselesi anlatılırken bunları izah etmişler. İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri. 9 yaşında bir kız çocuğundan bile de gelme ihtimali vardır diye kayıt var orada. Kayıt var orada. Çünkü yani anatomik yapı itibariyle süt imal etmeye müsait beden. Erkekte yok o ama kadında yaratmış Cenab-ı Hak bunu. Dolayısıyla bu evlenmeden önce de yaşlandığı zamanda da yani o devreye girebilir ve Cenab-ı Hak yaratabilir mi? Yaratabilir. Olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bu şekilde böyle sütten kesilmiş olan bir kadın birisine çocuğunu alıp da çocuk ağzında bakıyorsun süt var. Dolayısıyla o kadın onun süt annesi oldu. Oluyor. Efendim, ama çocuğun yaşı 2'yi geçmemesi lazım değil mi? İki buçuğu geçmemesi lazım. Bir tanesi diyor ki dedi namaz kılmıyorum ama cumaya gidiyorum. Bu namaz kılmıyorum sözü onu tehlikeye sokar mı? Yani şey haber veriyor ya 5 vakit namazı kılamıyorum ama manasında söylemiştir. Müslümanın söylediğini üstün zannetmeli. Hemen küfür damgasını vurmamalı. Ona söylenecek söz, ne güzel cumalara gidiyorsun. Demek ki yani saygısı var. Evet. Allah-u Teala sana 5 vakit namaz kılmayı da nasip etsin diye dua etmeli. Ona teşvik etmeli. Veya da kitap vermeli. Çünkü kitapla baş başa kaldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben onlara, Müslümanlara nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruyor. Dolayısıyla hiçbirimiz anamızdan doğduğumuzda bu bilgileri öğrenerek doğmadık. Yanlış şeyler de öğrendik. Allah-u Teala hidayet nasip etti. Doğruları öğrendik. Doğruları yaymak için Cenab-ı Hak ihsanda, lütufta bulundu. Öyle bir gayret ediyorsun. Onun için peşin hükümlü olmamalı. Hatta zaman zaman mesela o misali hep veriyor. Selman Farisi radıyallahu anh hazretleri mecusi bir ailenin çocuğu. Bakıyor ki ateşe tapılıyor falan. Selman Farisi hazretleri işte o zaman tevhid dini olan Nasara yani Hristiyanlık. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din biliniyor, iman ediyor. En sonunda da işte o zaman da böyle şeyler, rahipler varmış. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ümmeti 72 fırkaya bölünmüş. Birisi doğru yolda, doğru yolda olanlar varmış. Selman Farisi Hazretleri'ne demiş, ahir zaman peygamber gelecek. Geleceği yer de Medine-i Münevvere tarafı. Öyle deyince bunun için ateş düşmüş. Adamın gelmesi yakın demiş. Bu zamanlarda gelmesi gerek artık. Demek ki kalp gözü de açık bir rahip. İşaretleri de var. İşaretleri de var. İşte köle o niyetle yola çıkmış ama sonra bir baskın olmuş. Bunları köle diye getirmişler, satmışlar. Medine-i Münevvere'ye gelmiş ama. Bak Mecusi, Hristiyan, sonra Müslüman oldu. Ashab-ı Kiram oldu. Ve Selman Ehl-i Beyt'tendir. İltifatına mahsur oldu. Dolayısıyla ya en şeyi Ashab-ı Kiram'ın çoğu müşrikti. Puta tapıyordu. Cenab-ı Hak hidayet nasip etti. Onun için de hemen birden damgalamamalı. Hatta namaz kitabı veya benzeri bir kitap vermeli kendisine. Dua da etmeli. Son olarak dinleyicimiz dedi ki ya birisi dedi Hazreti Ali'ye radıyallahu teala peygamber diyordu. Sonra anlatınca tövbe etti falan dedi. Tövbesi kabul. Tabii kabul. Şirk dahil. Hayattayken ölmeden önce insanın cehennemden kurtulması, şirkten, küfürden, bütün pisliklerden kurtulması, tertemiz olması mümkün mü? Mümkün. Ashab-ı kiram oldu. Hatta zaman zaman anlatıyoruz, naklediyoruz. Hayrül Yahud Mıhrık diye bir hadis-i şerif var. Yahudilerin en hayırlısı Mıhrık'tır. 90 yaşında peygamber Uhud'a giderken bakmış demiş nesiniz kimsiniz falan. Resulullah Efendimiz bir şeyler anlatınca demiş bu yüzün sahibi demiş yalancı olamaz. Ne istiyorsun insanlardan? Hemen o anda iman ediyor. Nereye gidiyorsun? Diyor ki biz harbe gidiyoruz müşriklerle ben de geleceğim. Demişler amca etme yeme zaten 90 yaşında. Ya bir şey yaşadım göreceğimi gördüm boşver. Orada şehit oluyor. Gusül yok, abdest yok, zekat yok, namaz. Hiçbir şey yok. Hayrül Yahud Mıhrık. Ya. Bitti. Bitti. Efendim geçmişim benim gibi. Allah-u Teala buyuruyor ki sildiğim. Zaten Cenab-ı Hak bir kuluna 70 sene, 80 sene, 90 sene izin veriyor.
düşün diyor bu zaman dilimi içerisinde. Benim varlığımı kabul ve tasdik et, senin geçmişlerini silerim. Siliyor da. Geçmişlerini siliyor. Onun için insanlar hakkında peşin hüküm vermek o uygun değil. Bazen mesela efendim ben kitap verdim de okumamış. Belki günü gelmedi okuyacak. Efendim yırttı attı. Birisine aynı şekilde sözüne itibar etmiştir. Sonra pişman olur. Olur mu? Olur. Tövbe eder mi? Eder. Allah Teala hidayet nasip etsin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.